Ben öldürdüm. Ben de öldürdüm. Hapse gireceğim. Beni kimse kurtaramıyorlar. Anne. Hapishanede çürüyeceğim. Ben öldürdüm onu. Katil oldum. Hayır. 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 Anne. Anne bir şey yap. Anne öyle hafta girmeyi izlemiyorum. Anne bir şey yap. Anne ne olur. Anne. Anne ben hafta girmek istedim. Anne ne olur bir şey yap. Yalvarırım. Anne verme beni. Ne olur verme verme. Anne. Hayır ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Hayır. Hayır ben bir şey yaptım. Allah! Hayır! Hayır! Anne yardım et ne olur. Ne olur ne olur bir şey yap. Bir şey yap. Bir şey yap. Bir şey yap. Hayır! Araç sahibi Zafer Taşçı diye biri çıktı. İstanbul Zeytinburnu nasılsın kayıtlı. Fakat adam mesaferit. Bir yakını falan sahiplenmiştir arabayı. Kimi kimsesi de yok. Sabıkası da var. Dosyası bayağı kabarık. Gasp, adam yaralama. Evrakta sahtecilik. Ya ölmediyse bu Zafer? Hı? Dosyası bu kadar kabarık olan adamdan her şey beklenir. Öldüyse de aracı bıraktığı kişi karanlıktır. Ya benim anlamadığım, babamın ne işi vardı bu karanlık adamlarla? Neredesin Ayşe ya? Sen hala burada Ayşe mi bekliyorsun? Dükkanda temizlik dedin, bir şey dedin. Yol verdin bana, geldim burada soğukta oturuyorum herhalde, ona da karışmayacaksın. Ya nerede istersen bekle. Şu an bir sorunumuz var. Ayşe'nin şu ana kadar gelmesi gerekiyordu ama hala yok. Nereye gitti? Ya börekçiye gitti. Kahvaltılık bir şeyler alacaktı. Bir saattir gelmedi. Arıyorum açmıyor da. Bir saat mi oldu? Ya börekçi şurası daha. Şimdi mi telaşlanmak geldi aklına? Hadi bakalım gidip. Ya nereden bileyim ben börekçinin neresi olduğunu? Markete gider temizlik malzemesi falan alır diye düşünüyordum. Temizlik yapacaktık biz. Hadi gidelim bir bakalım. Kapıyı açık bıraktım. Bir şey olmaz. Döneriz 2 dakikaya. Hadi. Hadi. Kolay gelsin kardeşim. Ya şu karşıdaki kafeden hiç bir kız gelip sizden börek aldı mı bu? Vallahi çok kişi geldi abi. Sen nasıl birini sordun ki? Ya böyle bu boylarda sevimli, ince, tatlı, böyle hafif uzun saçlı bir kız. Yani? Abi sen Ayşe ablayı mı soruyorsun? Paşa Gönlüm Kafe. Ah yaşa, Ayşe ablan evet. Abi adam geldi, çantasını kaptı kaçtı. O da peşine düştü kapkaççının. Ne? Ben de koştum da yetişemedim. Etrafa baktığımda kimseyi göremedim. Ne diyorsun ya? Hayırdır inşallah. Hayırdır Betül? Ne diyorsun Betül sen? Belki bir yere uğramıştır. Ne zaman çıktı? Nasıl? Nasıl yani? Kapkaççının peşinden mi koşmuş? Eminsin değil mi? Tamam ben hemen geliyorum. Neredesin Aş? Nereye kayboldun?
niye açmıyorsun şu telefonunu? Derim, her yere haber sal. Sokağa, hastanelere, çarşıya, pazara, her yere bakılsın, tamam mı? Kesin başına bir şey geldi ya. Kesin, başka yolu yok. Bir an önce bulmamız lazım Ayşe'yi. Şu kapkaççılar vardı ya, bunları besleyen birilerine ulaşabilirsek belki Ayşe'nin çantasını da buluruz, o çalanı da buluruz. Ayşe'yi de buluruz. Hadi Enderim, hadi gözünü seveyim. Güzel haberlerini bekliyorum. Eyvallah. Betül. Betül abla, neredeydiniz? Ay, biz öyle kapı açıktı, paldır küldür girdik içeri ama. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ayşe kayıp abla. Nasıl kayıp? Ya börekçiye gitti, börek alacaktı. Sonra geç kaldı. Biz de Mirza ile gittik, baktık. Çantasını bir kapkaççı almış. Ayşe de peşine düşmüş. Yemin ediyorum her yere baktık, bütün sokakları aradık. Ama hiçbir iz bulamadık. Ya Allah'ım. Ha ben de aradım, onun için ulaşamadım demek ki. Kesin bir şey yaptılar. Kesin bir şey yaptılar. Bedi abla, ne olursun deme böyle. Tamam. Kötü düşünmek yok. Allah'ım sen koru yarabbim. Allah'ım sen başına bir şey gelmesin, sen koru Allah. Ayşe ablam öldü mü Batül abla? Yok Zeytinciğim, olur mu öyle şimdi? Caner. Alo. Ya telefonu çalıyordu az önce. Devamlı arıyorum ben. Şimdi tamamen kapandı. Tamam Ferit. İlgili birimle konuşayım. Telefondan yer tespiti yapmaya çalışsınlar. Sen sakin ol. Hadi haber vereceğim sana. Eyvallah, bekliyorum. Allah'ım sen bize yardım et. Sen Ayşe'me yardım et ya Rabbi. Ben sağ salim bulabileyim onu. Sen de beni burada görünce şaşırdın değil mi? Vallahi ne yalan söyleyeyim, öyle abla. Hep dükkana gelirdin de hiç eve çağırmazdın. Ne yapayım, hayatım bir anda değişti. Evlilik, hamilelik, konak hayatı, buradaki elemanların yönetimi falan derken gelemiyorum kuaföre. Kezban! Buyurun hanımım. Bana bir kahve yap. Kahvenizi nereye getireyim hanımım? Buraya. Her zamanki köşemde içeceğim. Tabii hanım. Siz isterseniz odanızda için kahvenizi. Bizim işimiz uzun. Hayır. Her zamanki yerimde içeceğim. Kızlar. Burası manikür salonu değil. Hadi. Ne münasebet. Efendim oğlum? Ne demek Ayşe kayıp? Oğlum, olur mu öyle şey? Baktınız mı her tarafa? Hiç arayın oğlum.
Efendim canım. Ne haber? Konakta durumlar nasıl? Vallahi ne olsun, tımarhaneden hallice. Ne oldu, bir sıkıntı mı var ya? Annemler nasıl? Annenler yok canım. Nereye gittilerse hala gelmediler. Ayşe de kayıp mıymış, neymiş? Az önce Azade Hanım telefonla konuşurken duydum. Yani bu konakta normal bir gün geçiremiyoruz. Tamam tamam, kapat, ben seni arayacağım. Kapat, kapat. Efendim? Alo. Hande'yi aradım da evde yoklar deyince merak ettim. İyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Merak etme. Bir ahbabımıza rastladık da Pınar'la ona geçtik. Tamam. Kalkacağınız zaman haber verin. Geleyim alayım sizi. Ha, yok yok. Gerek yok. Biz geç geliriz zaten. Hiç bekleme bizi. Peki tamam. Yani nasıl istiyorsanız öyle yapalım. Anne ölmüş mü? Bak ne diyeceğim, bu Cevher'in elemanlarından olabilir bu adamlar ya. Yani kız kapkaççının peşine düşmüş, gidiş o gidiş, bir daha geri dönmemiş. Ya şu kızı bulalım da canını yakmasınlar, tamam. Hadi haber bekliyorum senden. Ben kapatıyorum. Ne yapıyorsun burada? Ya Ferit'i gördüm yolda da, baktım canı sıkın peşine düştüm. Ayşe'den bir haber yok değil mi? Yok, hiçbir haber yok. Ya bak hissediyorum Yaman, kesin bir şey oldu. Başına bir şey geldi. Ya benim yüzümden oldu. Börekçiye gidip gelecekti. Ben işe daldım, geç kaldığını fark etmedim. Bizim buradaki ilk günümüz. Biz burada beraber çalışacak. Nereden bileceksin başına bir şey geleceğini Betü? Yani tamam, bulacağız her şeyi, merak etme. Bak kendini de suçlama, tamam mı? Suçlama kendini. Yapma böyle. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Bu, hanımefendiyi gördünüz mü? Yok, görmedim. Eyvallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam bu hanımefendiyi daha önce hiç gördün mü burada? Görmedim. Eyvallah. Ayşe. Pardon, özür dilerim.
Ferit. Ben bütün acil servislere haber saldım. Şayet Ayşe'nin eşek haline uygun biri çıkarsa haber verecekler. Eyvallah. Çantasını buldum şurada. Hiçbir şeye dokunmamıştır. Caner, gözünü seveyim bulduk da bir şey söyle bana. Telefonun yerini tespit ettik sadece Ferit. Bölgeyi tarıyoruz. Biraz tenha bir yer ama. Neredesiniz söyle bana, hemen geleyim. Tamam, eyvallah. Geliyorum. Nedir? Telefonunu bulmuşlar. Allah'ım yarabbim ya. Nereye gider bu kız ya? Nereye gider ya? Allah'ım inşallah başına kötü bir şey gelmemiştir baba ya. Ne oldu? Ayşe'den kötü bir haber mi var? He, var. Kınamız var, lazım mı sana? Tövbe tövbe. Sabır ya. Gıcık. Nalet. Hoş geldin Ferit. Telefonu şurada bulduk. İyi de benim anlamadığım Ayşe'nin buralarda ne işi var Caner? Kendi iradesidir. Şunu da getirilmiş olabilir maalesef. Sakin ol ama açıkçası hayatından endişe ediyoruz. Destek istedim. Allah'ım sen bize yardım et. Allah'ım sen bize yardım et ya Rabbim. Sen bize yardım et. Ah be Ayşe'm. Yapma bunu bize sevgilim. Yapma. Beni sensiz bırakma. Beni yarım bırakma. Lütfen Allah'ım sen bize yardım et. Sen bize yardım et. Ferit! Onu böyle bulamazsın. Ne diyorsun lan sen? Ne demek bulamam? Hayırdır oğlum, sen beni mi takip ediyorsun? Nereden çıktın lan sen? Bas git işine gücüne bak, benim canımı sıkma. Ya iş sürmek için K9 talebinde bulunmuş zaten emniyet. Araziyi tarayacaklar zaten. Sen bence git Ayşe'yi bulabileceğin yerlerde ara. Ancak şikayet ederse başımıza neler geleceğini biliyorsun değil mi Feray? Sen ne diyorsun Bahtiyar abi? Ha? Ne yapalım? Gencecik masum bir kadını ölüme mi terk edelim? Arabayla birlikte atsaydık canlı canlı boğulsa mıydı? Hayatımıza devam etseydik öyle mi? Neyiz biz, cani miyiz? Ya öldürelim demiyor. Başımıza bela olacak diyor. Kızın hayatı bizim hapse girmemizden daha değerli. Ama bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Kızım hadi yardım et. Kaldır, hastaneye götüreceğiz onu. Hastaneden sonra karakola da hazır mısın Feraye? Başka bir yol bulalım. Hastane olmaz. Gerekirse ömür boyu hapis yatarım. Ama bu kızın ölmesine izin vermem. Ya ben? Ne yapıyoruz? Ha? Ne yapacağım? Hadi ver kararını. Ne kızımın hapse girmesine izin veririm, ne de bu kızın ölmesine. Tamam, madem hastaneye gidemiyoruz, Bahtiyar o zaman bir doktor bul getir. Kızım, sen de konağa geç. Abin sorarsa annem arkadaşına kal dersin, tamam mı? Hadi çabuk olun, hadi. Çok vaktimiz yok. Hadi yürü, gidelim. Geç. Böyle açmaz telefonunu.
haber var mı? Seni insan yerine koymadıkları için cevap vermiyorlar. Ben söyleyeyim sana. Ferit telefonunu açmıyormuş. Bana da söylemediler. Burada oturduğum için duydum. Herkes patlamaya hazır bomba gibi zaten. Geriyorlar insanı. Tamam Andi, sen de daha fazla uzatma. İnsanları strese sokma istersen. Ben mi strese sokuyorum? Benim strese girmemem lazım. Hamileyim ya ben. Pınar. Sen iyi misin? Yüzün kireç gibi, selam vermeden geçtin. İyiyim abi. Çok yorgunum, ondan görmedim. Annem nerede? Birlikte olduğunuzu söylemişti. Annem mi? Evet, birlikteydik. Ama o sen git dedi. O neden gelmedi ki? Bir arkadaşı var, o onun yanında şu an. Yakın arkadaşım yani. Orada mı kalacak, anlamadım. Annemin çok eski bir tanıdığı, çok eskiden arkadaşlarmış. Birbirlerini görünce, şimdi annemin de ölmediğini, hayatta olduğunu öğrenince kadın çok sevindi. Böyle sarıldılar, ağlaştılar falan. Bayağı özlemişler birbirlerini. O yüzden ben de onları yalnız bırakayım dedim, tek geldim. Ne oldu sana böyle çamur falan? Ha. Yolda gelirken koşarak geliyordum. Çukur varmış, hiç görmedim onu. Ayağım takıldı, düştüm. Ondan çamura bulandım. Düştün mü? İyi misin? Bir şey oldu mu? İyiyim. İyiyim, çok iyiyim. Gayet iyiyim. Gördüğünüz üzere tek parça geldim. Ferit, Ferit oğlum ne yaptın? Buldun mu Ayşe'yi? Na, Ferit geldi. Karısını buldu herhalde, yoksa gelmez. Şimdi oğlum, bulamadınız mı bir türlü kızı? Yok. Bulamadım karımı. Bulup getiremedim evimize. Polisler telefonunu tarlada bulmuşlar. Ne diyorsun? Hayatından endişe ediyorlar. Ona bir şey olursa ne yaparım ben anne? Nasıl yaşarım? Ferit. Oğlum ağzını hayra aç, öyle şey mi olur lan? Ha? Bak şimdi sen polisi aradın, ortalığı ayağa kaldırdın. Belki de bir şey olmamıştır oğlum. Ha? Sen emin misin bu kızın kaybolduğuna? Lan sen ne diyorsun? Ya ne diyorum ya? Ya sonuç olarak karı koca değil mi bunlar? Belki tartıştılar, değil mi? Ayşe de bir şey alındı, bir yere gitti, kafa dinliyor. Olamaz mı? Olabilir. Ya sen ne saçmalıyorsun abi ya? Ne alınmıştır, kafa dinlemeye gitmiştir, dinleniyordur ya. Ne saçmalıyorsun abi? Telefonunu tarlada buldular diyorum kızın. Ben de bugün çantasını buldum çarşıda. Çantanın içinde kartlar duruyor, paralar duruyor. Kafa dinlemeye giden insan çantasını bırakır mı sağa sola? Telefonunu kaybeder mi tarlalarda? Ne diyorsun sen ya? Ne saçmalıyorsun ya? Oğlum bir dur, bir celallenme. Bir sakin ol. Bak şimdi sen hassassın, anladın mı? Her şeyi yanlış anlıyorsun böyle. Bir dur. Ya sen bir dur abi, dur artık ya. Bir sus. Bir sus, yeter ya. Sinan, hadi biz gidelim. Ya ben ne dedim şimdi? Sinan, hadi gidelim, yeter. Sinan, hadi, hadi. Hadi. Allah Allah. Hadi. Sakin ol, sakin ol. Merak etme. Çocuklarınızı anlatacak yeni hikayelerimiz olacak. İnşallah. Bak göreceksin. Bulacaksın karın. İnşallah bir haber vardır. Efendim Önder. Kapkaççı tayfasını tanıyan bir iki kişiye ulaştım abi. Yerlerini de öğrendim. Tamam, söyle yerlerini, ben gidip bir konuşayım şunlarla.
He. Tamam, tamam bildim. Eyvallah. Sağ ol. Oğlum nereye gidiyorsun? Bir yere gideceksen abinle birlikte gidin. Yok anne yok. Benim kendimi halletmem lazım. Ferit bekle lan bekle oğlum. Gece vakti tek başına nereye lan? Ya bir dur abi sakin ol ya. Korkacak bir şey yok. Gidip birileriyle konuşacağım sadece. Gelme peşimden sakın ha. Kimseyi çekemem şimdi gece gece. Bak lafa bak. Lafa bak çekemezmiş kimseyi. Pek hiç kanamalı duruma benzemiyor. Serum ağrı kesicileri de ekledim. Yarın sabah gözünü açmazsa beyin tomografisi çekmek gerekiyor. Çekilmezse ne olur? Ben öyle bir riske girmenizi önermem Bahtiyar abi. Bir arkadaşımın merkezi var. Olmadı oraya götürür. Gece hallederiz, kayıt tutmayız. Abi. Yani. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Cevher hanginiz? Cevher baba içeride. Biz yardımcı olalım. Sen git. Babanı çağır, o gelsin. Baba müsait değil. Bak. İyi bakın. Bu kadını gördünüz mü? Ver bakayım. Çektan elini, buradan bak. Güzel kadınmış. Ulan oğlum. Ben sana adam gibi bir soru sordum. Sen de adam gibi cevap ver. Gördün mü, görmedin mi? Tanımıyoruz. Hadi rastgele. Hayırdır? Ne olmuş o bayana? Niye arıyorsun? Armutlu'da kapkaç yapmışlar, çantasını çalmışlar. Şimdi de ortada yok, kayıp. Bana bakın. Aranızda bilen, gören, duyan varsa söyleyin, çekinmeyin. Ben sizi her türlü beslerim. İhya ederim, sırtınız yere gelmez. Tanısaydık söylerdik. Aramızda çantacı yok. Biz tövbe ettik kardeş o işlere. Yakının mı olur? Karım olur. Benim kartım. Alın bunu. Aklınıza bir şey gelirse, bir şey duyarsanız, bir haberiniz olursa arayın beni. Dediğim gibi ben sizi her türlü görürüm. Tamam mı? Hadi eyvallah. Kim bilir kime kaptırdı karısını. Gelmiş bir de bize soruyor. Ne diyorsun lan sen şerefsiz?
Bakalım ne işler çeviriyorsun küçük sincap. Oğlum sen manyak mısın lan? Bu saatte tek başına gelir mi buraya? Niye? Sana mı haber verseydim? Ya kime verirsen ver. Birine haber ver de. Haber ver birine yani. Kim buraya gideceğin haberin yok. Allah Allah. Ne oldu? Konuştu mu adamlar? Yok. Bir şey bilmiyorlarmış. Ben gelmesem sustalayı sokuyorlardı. Hanım yapma böyle şeyler ya. Yapma. Hadi kalk gidelim. Hadi. Oğlum hayırdır lan? Geldin iki tane adamdan kurtardın diye can ciğer kuzu sarması mı olalım şimdi seninle? Ya kurtarsam da kurtarmasam da kardeş çıktık zaten. Can çekmese kan çeker. Benim seni kanım çekmez. Bana gelmiş burada şimdi kardeşlik edebiyatı yapma. Dolanma peşimde. Hemen evalara girme oğlum. Sinan abiyle de git peşine düş diye geldik. Mecburiyetten yani. Allah Allah. Biliyorum orayı. Dustin şimdi bu arkadaşlar konuşur mu? Tamam bak şimdi sana bir numara göndereceğim tamam mı? Bu arkadaşın adı Ender. Ferit'in adamı bu. Sen şimdi adamların yerini anlat. O da Ferit'e söylesin. Ya çünkü ben şimdi konuşamam. Benim Ferit'le pek aram yok bu aralar. Tamam. Hadi eyvallah. E abim dedi ki git Ferit'i kurtar dedi. Sen de geldin koşa koşa beni kurtardın öyle mi? Aynen. Abi. Hatırlıyor musun? Lisede ayı süpü girip dövmüştü beni. Çöktü üstüme. Nefessiz kaldım. Sen geldin kurtardın beni. İşte o gün dedim bu adam benim kardeşim diye. Ona sayarsın. Oğlum senin kafan basmıyor mu lan? Almıyor mu kafan? Senin benim için yapacağın hiçbir şeyin kıymeti harbiyesi yok. Oğlum senin için değil zaten ya. Ayşe için. Onu sağ salim bulalım da gerisi önemli değil. Allah Allah. Oh hadi kalk gidelim Ferit hadi. Ya kardeşim hadi ya. Hadi Allah aşkına. Ya hadi be kardeş, hadi ya. Hadi Ferit. Kahve. Aa, olur alırım vallahi. Başım tuttu. Zahmet olmazsa Fediye ablaya. Dur ben koyayım. Sen mi koydun? Tamam. Çok iyi geldi. Teşekkür ederim. İyi kahve yaparım. Ya şey, özür dilerim. Bugün sana biraz sert çıktım galiba. Kusura bakma ne olur. Problem değil. Ayşe bir bulunsun da. Şöyle yaparız, sen güzel bir tatlı yaparsın, getirirsin. Burada onu tatlı tatlı yer, her şeyi tatlıya bağlarız. Uyar mı? Ayşe bulunsun, olur. Anlaştık. Düzelecek mi? Bir şey söylemek için çok erken. Ama hareket etmesi yaşama belirtisi. Kan değerlerine de baktırdım. Ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Travma sonucu kendini kaybetti muhtemelen. Kendine gelirse normal hayatına geri döner. Bak, istediğini duydun işte. Hadi kalk, gidelim artık. Ayşe gözünü açmadan şuradan şuraya gitmem. Ben seni dinledim Feraye. Şimdi sen beni dinle. Hadi kalk. Kalk oğluna gidelim. Hadi. Doktor. Eğer gece kendine gelirse hemen bana haber et. Tamam mı? Uyandığında burada olmaz. Başka yerde uyanacak. Ararım. Sana güveniyorum. Aslan. Sağ ol. Ayşe beni duyuyor musun? Duyuyorsan parmağını oynatır mısın?
Peşimizde bir araç var bacım. Bir bakar mısın, tanıdık olmasın. Bela getirmesin akşam akşam başına. Tamam, sen devam et. Biraz hızlanalım mı? Anladım. Anladım, tamam. Tamam, konuşuruz onu ya. Aynen. Tamam, ben kapatıyorum şimdi. Tamam. Ne oldu, hastaneden bir şey dediler mi? Ne diyecekler? Eşkale uygun biri gelirse haber veririz dediler. Ben de bu kapıştığımız heriflere ulaştım başka bir kanaldan. Konuyla alakaları yokmuş. Yeni yetmelerden birinin işi olabilir demişler. Efendim? Ferit Bey, Fes Prodüksiyon'dan Meltem ben. Eşiniz için sevgililer günü hediyenizi hazırladık. Teslimat neresi olsun? Şirkete mi, evinize mi yollayalım? Alo, Ferit Bey hatta mısınız? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Ne demek ne yapıyorsun ya? Duymadın mı siren sesini? Ambulans geldi. Belki Ayşe'yi getirdiler. Gidip bakacağım. Tamam da kardeşim, her ambulansın peşinden koşacak mısın böyle içinden karım çıkar mı diye? Yapma, gözünü seveyim ya. Ne yapayım? Ha? Ne yapayım ben? Ne yapayım? Ben biliyor muyum ne yaptığımı? İyice allak bullak oldum. Kafam karıştı. Ne yaptım biliyor muyum ya? Bittim ben. Bilmiyorum ne yaptım. Bittim ya. Tükendim ya. Bak, benim tanıdığım Ferit böyle yapmaz. Olumsuz düşünmez. Tamam mı? Oğlum, senin karını bekleyebileceğin daha özel bir yer yok mu? Hande? Neyin var senin? İyi misin sen? Oo, Vediye yenge. Ben sen bir daha gelmezsin sanıyordum. Ama benimki de laf. Geleceksin tabii. Sen gittin ya. Ortak kardeşin hemen çöreklendi buraya. Gözün aydın. Oğul da gitti. Seni tarafa yerleştirdi annesine. İşte kime niyet, kime kısmet. Sen boş boş konuşmasana Lema. Ayşe için geldim ben. Ferit'e de ulaşamadım. Duramadım yerimde. Yok. Ayşe'den haber yok. Ferit de henüz gelmedi. Havalar da soğudu. Ben içeri geçiyorum. Sana kahve ikram ederdim ama zaten mutfağın yerini biliyorsun. Canın çekerse, boğazından da geçerse otur kendin yap.
Pınar. Kızım topla kendini artık. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Bir şey olursa ben üstleneceğim, tamam mı? Özel bir şey konuşuyorsanız sonra da gelebilir. Kızım hep sorup duruyordun, merak ediyordun ya. Tanış teyzenle, Fedia teyzen. Gerçekten mi? Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum canım. Bakayım sana. Ne güzelsin sen. Saçların, yüzün, maşallah. Sağ ol teyze. Siz ne kadar çok benziyorsunuz birbirinize. Allah'tan huylarımız benzemiyor. Burada mıydınız ya? Bir görünüp bir kayboluyorsunuz. Merak ettim. Merak etme kızım, buradayız. Oo Vediye ablacığım, hoş geldin. Hangi rüzgar attı seni buraya? Kardeş rüzgarı mı? Hayır yani, Yaman'a bir güle güle oturuna gelmedin de teyzesi olarak. Ayşe için geldim ben Hande'cim. Hani o etmediğini bırakmadığın, karnındaki bebeğine bile kastettiğin Ayşe var ya, onun için geldim canım. Senin bu kardeşin var ya, takım tutar gibi Ayşe'yi tutuyor. Sen ne utanmaz, ne arlanmaz bir kadınsın Hande ya. Yani sırf şu konağa girebilmek için Yaman'ı bile pis işlerine alet ettin değil mi? Ama sana niye kızıyorum ki? Asıl suçlu Yaman. Annesini bile bu konağa getirmekten hiç çekinmemiş. Getirir tabii. Sen bu konağa kocanın kolunda girmişsin, o oğlunun kolunda. Yani onun daha çok hakkı. Sen de bu laflarını unutma. Terbiyesiz ya. Bir de tehdit ediyor utanmadan. Peki sen Feraye'cim, ha? Sen nasıl bile isteye sana bu kadar düşmanlık etmiş bir kadının evinde kalabiliyorsun Feraye? Umarım yine pişman olacağın bir şey yapmazsın. Kalın sağlıcakla. Ayşe! Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. İndir beni, dur. Ne yapıyorsun ya? Sana bir şey olacak diye o kadar çok korktum ki. Ne oldu hayatım senin? Başına ne oldu ya? Hadi gel hastaneye gidelim, bir doktora gösterelim. Bir dur, soluk alayım. İyiyim ben. Tamam, tamam. Ne oldu bir tanem sana? Ha? Kim yaptı sana bunu? Ne geldi başına? Anlat lütfen. Çok merak ediyorum. Sana bir şey olacak diye deliye döndüm ben. Nasıl geldin buraya? Ne demek istediğini tam anlamadım. Ama bir daha böyle bana sarılıp beni havaya falan kaldırmaya kalkarsan sözleşmeyi feshederim. Haberin olsun. Sevgilim ne sözleşmesi? Ne diyorsun Allah aşkına? Ne sevgilim ya? Kimse yok burada. Niye bana sevgilim diyorsun ki? Öyle canın her istediğinde sarılamazsın bana. 6 ay sonra gideceğim ben zaten. Ayşe, geçti o günler. 6 ay geçti. Biz evlendik seninle, karı koca olduk. Sen benim güzeller güzeli eşimsin. Hatırlamıyor musun bunları? Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Kuralları ihlal etmek yok diyorum. Anlamıyor musun? Tamam, tamam. Yok, merak etme. Sen iyi ol. Böyle kanlı canlı karşımda ol. Gözlerinin içi ışıldasın. Bana yeter. Başım çok ağrıyor.
Günaydın. Erkencisin bugün. Senin karın olacak o kadın. Gerçekten Ayşe'nin bebeğini mi öldürdü? Ha? Böyle cani bir kadınla mı evlendin sen? Aman, cevap ver bana. Anne karnındaki bir bebeği öldüren birinden çocuk mu bekliyorsun oğlum? Ha? Cevap ver Yaman. İnsan birini severken huylarını da sevmez mi anne? Sadece iyi olanları mı sever? Adnan Sancakzade çok iyi biri miydi? Sana da bana da kıymadı mı? Niye ona cani demiyorsun? Ben babana duyduğum aşkla sadece kendi gençliğimi öldürdüm. Masum bir bebeği değil. En büyük zararı sadece kendime verdim. Ben baba diye bildiğim bir seyisle ahırlarda büyürken aşık oldum Hande'ye. Onun o gözü karalığına, insanları takmamasına, kimse benim yüzüme bakmazken gelip benimle oynamasına vuruldu. Sana benden nefret etmen için bir sebep daha vereyim o zaman. Hande ile Ferit evlenecekti. Ben düğünden önce kardeşimin sevdiği kadını bile isteye öptüm. Çünkü benimle evlensin istedim. Benim olsun istedim. Kardeşime ihanet ettim. Çok geç kaldım bu tokat için anne. Keşke daha önce atsaydım. Doğmamış bir bebeğe merhameti olmayan bir kadını nasıl bu eve getirebilirsin Yaman? Ha? Senin düşmanın azade. Ferit değil. Kardeşlerin değil. Niye onların canını yakıyorsun? O köprünün altından çok sular aktı. Hande karnında benim bebeğimi taşıyor. Ne yapsaydın? Evleneceği adamı aldatan bir kadın bir gün emin ol seni de aldatır. Böyle bir kadına aşık olunmaz. Ben ömrüm boyunca bedelini ödeyeceğim çok büyük bir hata yaptım anne. Artık çok geç. Karnındaki bebek günahsız. Ona baba lazım. Adam beni öldürüyor da az kalsın. Allah'tan son anda durdu da. Ama böyle bayağı sarsıldı, karnımda da bir ağrı hissettim. Sabaha zor bekledim. İyiydi mi bebek? Sana soruyorum doktor. Cevap versene. Maalesef kalbi durmuş. Bebek yaşamıyor. Ne demek kalbi durmuş? Ne demek yaşamıyor? İnanın çok üzgünüm Hande Hanım. Üzgünmüş. Boş boş konuşma. Bak oraya bir daha. Benim bebeğim ölmüş ona bak. Al bak bir daha bak. Bak oraya, kalbi durmamıştır, o yaşıyordur benim bebeğim. Bak, yaşıyor benim bebeğim, yaşıyor. Hande Hanım, sizin için çok zor bir durum, anlıyorum ama Kürtay için randevu almamız lazım. Hayır. Almayacak onu kimse benden, kimse alamaz. Gücünüz yetmez, anladın mı? Alamazsınız. Hande Hanım, lütfen sakin olun. İsterseniz eşinizi arayalım. Sen kimsin, benim işimi arıyorsun? Ölmedi benim bebeğim. Yaşıyor. Hande Hanım. Kimse bilmeyecek öldü. Bakın bebeği almazsak sizi zehirleyecek. Bir kişiye bile söylersen seni bitiririm. Hele ki eşime asla söylemeyeceksin. Ben yaparım. Sen beni tanımıyorsun. Yaparım. Thank you.
Abi. Annem hep böyledir. Aman diyeyim kimsenin hakkı hukuku yenmez. Hatta bazen kendi çocuklarını bile görmez biliyor musun? Tehlikede mi diye hiç düşünmez. Eğer bir yerde bir haksızlık varsa illa o an o adaleti sağlayacak. Çok acılar çektiği içindir belki. Doğru. Çok acılar çektik. Çok yokluk gördük. Ben annem yüzünden gidip şöyle kendime güzel bir elbise bile alamadım abi. Hep kendi dikerdi biliyor musun? Her şeyimiz. Hem de kendi elleriyle. Bu konağa nasıl geldi? Nasıl kendi içinde kendini ikna etti hiç bilmiyorum. Parada pulda hiç gözü yoktur onun. Hep basit hayalleri vardır. Nasıl hayaller mesela? Dikiş makinesi mesela. Bir insanın en büyük hayali alelade bir dikiş makinesi nasıl olabilir? Ha? Bazen büyük hayaller kurarken neleri kaçırdığımızı görmüyoruz. Böyle hayat ellerimizin arasından kayıp gidiyor. Beni kapı dışarı edeceksin bebek olmasa. Sen beni niye terk ettin? Sen niye bırakıp gittin beni? Sen de mi sevmedin beni? Canın çok yanıyor mu? Daha iyiyim. Çok tuhaf. Yani yazdı, yazındı. Dün İstanbul'daydım. Sanki bugün gelmiş gibiyim. Aklımın içi o kadar karışık ki. Böyle kafam patlayacak gibi hissediyorum. Dur, dur, dur. Tamam. Sakin olalım. Yavaş yavaş ilerleyelim. Tamam mı? Adım adım. Mesela en son ne hatırlıyorsun? Yazdı, evet. Başka? Düğün. Hande ile senin düğünün vardı. Bizim düğünümüz oldu. Sözleşme. Sözleşme yaptık seninle. Silah. Hande beni silahla vurdu. Vurdu Hande beni. Onu hatırlıyorum. Ah. Geçmiş. Ya ben aklımı kaybedecek gibiyim. Ne oldu? Nasıl bu kadar zaman geçti? Anlayamıyorum. Dur, 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 dur. Tamam, tamam, tamam. Sakin ol. Hatırlayacaksın. Tamam, hatırlayacaksın. Yavaş yavaş hatırlayacaksın. Bir şey soracağım. Bana güveniyor musun? Sevindim. Ayşe, biz seninle birbirimize deliler gibi aşık olduk. Çok sevdik birbirimizi. Güldük, eğlendik, ağladık, sızladık. Üzüldük, kırıldık. Başımıza gelmeye kalmadı. Ama çok sevdik birbirimizi. Aşık olduk biz birbirimize. Oyun? Oyun arkadaşı değil miyiz artık? Evet, baş
işte oyun arkadaşıydık. Ama artık oyun bitti. Artık seninle yaşadığımız, hissettiğimiz her şey gerçek. Şu güzel kokun var ya, onu içime çekerken içimin titremesi kadar gerçek. Belki bu hatırlamana yardımcı olur. Özür dilerim, özür dilerim. İyi misin? Çok mu canım? Önemli değil. Önemli değil. Yani tamam, bir kaza oldu. Hatırlamıyorum. Evet, mevsimler değişmiş belki ama öyle canın istediğinde öpemezsin beni. Kusura bakma. Birilerinin duygularıyla oynamaya hakkın yok. Ne? Duydun. Öpemezsin beni diyorum. Öyle bir hakkın yok. Ayrıca gülecek bir şey yok. Yok. Alo Ferit. Oğlum ne yaptınız? Niye aramıyorsun? Göbeğimiz çatladı bizim burada. Ne diyorsun? Şükür. Şükür ya Rabbim. Vallahi şükür ya. Neredeymiş? Ne yapmış? Bilmiyorum abi. O da bilmiyor zaten. Nasıl bilmiyorum lan? Ya bilmiyor işte abi. Kızcağız hiçbir şey hatırlamıyor. Kaza geçirmiş galiba. Kafasını vurmuş. Hala sözleşme diyor. İşte oyun oynadığımızı zannediyor. Unutmuş, hafıza gitmiş. Vallahi mi? Vallahi. Neyse yaşadığına sevinelim oğlum ya. Ne diyeyim? Neredesiniz, gelmiyor musunuz? Geleceğiz abi, geleceğiz. Bir hastaneye götüreyim de ondan sonra geleceğiz. Götür, tabii götür. Ben de geleyim mi? Bir şeye ihtiyaç var mı? Yok yok, sağ ol. Ben bir hastaneye götüreyim. Ondan sonra direkt konağa geliriz zaten. Tamam, hadi eyvallah. Eyvallah. Bir şey hatırladım gibi. Ne hatırladın? Gözümü kapattım. Bir araba kaza oldu gibi ama emin değilim. Bir de şefkatli biri benimle ilgileniyordu. Rüya da olabilir, emin değilim. Tamam. Tamam. Sen sakin ol. Bir hastaneye gidelim. Bir doktora göstereyim seni. Korkma. Sakin ol. Bak ben buradayım, yanındayım. Zamanla her şeyi hatırlayacaksın. Para mı getirdin babana? Aslan kızım benim. Gel. Para falan yok. Niye çağırdın beni buraya? Haberin yok hiçbir şeyden. Bittim ben. Ne oldu ki? Bebeğim gitti. Hay Allah ya. Nasıl oldu? Gitti işte. Şanssızlığa bak ya. Üzülme kızım. Kendisine yeniden yaparsınız. Yapamayız. Olmaz artık. Yaman beni bebek yüzünden konakta tutuyormuş. Annesiyle konuşurken duydum. Yani bebek yoksa ben de yok. Olur mu öyle şey kızım ya? Yaman sana aşık. Değil. Artık değil. Annesi geldiğinden beri bu tuhaf zaten. Kadın beni hiç sevmedi. O da annesinin ağzının içine bakıyor. Anlayacağım bebeği öğrenirlerse hiç şansım yok. Ya nasıl olsa öğrenecekler Hande. Öğrenmeyecekler. Söylemeyeceksin. Öğrenmeyecekler, anladın mı?
Olur mu öyle şey? Ateşle oynuyorsun ha Hande. Yapma. Sen mi söylüyorsun bunları? Nasıl yani? Şimdi Ayşe hiçbir şey hatırlamıyor mu? Ya Leman dedim ya. Sadece Antakya'ya geldiği günleri hatırlıyormuş, o kadar. Tövbe yarabbim. Ya belki bu durum iyi gelir onlara. Müge saçmalama. Ya niye öyle diyorsunuz? Hani böyle aşk filmlerinde böyle adam kadını kendine aşık etmeye çalışıyor falan ya. Bak eşek spasına bak, neler biliyor bak. Baba. Spa. Baba. Ne? Kezban. Gel gel. Buyurun hanımım. Akşama dört dörtlük bir sofra istiyorum. Oruğu bol yap. Ayşe çok seviyor. Baş üstüne hanımım. Bak şu an ne anlamadım gitti. Ayşe kıymeti mi bindi yine? Leman. Sen de Kezban'a yardıma git. Mutfağa. Al. Oğullarını da ayırıyor, gelinlerini de. Size söyleyeyim. Baba ya. Kız. Ama sen yapma ya. Bilmiyorum. Saçım bozuluyor. Yapma özünü. Tabak da yiyin isterseniz Pınar Hanım. Yerleri dökülüyor da üstüne basmayalım. Ayten. Hadi kızım oyalanma, çok işimiz var. Buzluktan eti çıkar. Akşama ziyafet var. Hayırdır Kezban abla, misafir mi var? Hayır. Azade Hanım gelini için sofra hazırlatıyor. Ferit Bey Ayşe Hanım'ı bulmuş sonunda. Ya. Nasıl ya? Nerede bulmuş? Yani çok şükür değil mi? Bulunmuş. Şükür. Yemeğiniz kaldı. Doydum ben. Anne. Ne oldu? Anne Ayşe'yi bulmuşlar. Akşam gelecekmiş ya. Ya beni gördüyse ne yapacağım? Tamam kızım, sakin ol. Ne konuştuk? Ona ben çarptım. Sen çarpmadın, tamam mı? Yaman Öztürk. Kendisi burada değil, ben annesiyim. Tamam. İyi günler. Teşekkürler. Kime gelmiş bu? Abim adına gelmiş. Ay yarın sevgililer günü. Bana gelmiştir. Ayten. Ayten. Buyurun Hande Hanım. Şunu odama çıkarsana. Tabii. İyi günler. Ben içerideyken doktora ne konuştunuz? Geçici bir hafıza kaybı yaşıyor olabilirmişsin. Ya geçici değilse? O zaman sana yaşadığımız her şeyi hatırlatmak bana düşecek. Vallahi işimiz zor, ben sana söyleyeyim. Ne yaşadık ki? Çok şey yaşadık. Ama ben sana hep yaşadığımız güzel şeyleri hatırlatacağım. Geldi ya Ayşe abla, geldi. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk.
Hoş geldin evine. Ayşe ablacığım bak, bu sofrayı babaannem senin için hazırlattı. Geçin geçin, şöyle oturun çocuklar. Oturun biraz soluklanın, sonra sofraya geçeriz. Gel. Ağrısızın yok değil mi kızım? Yok. Biraz başım dönüyor, o kadar. O da geçer. Annene ne olmuş böyle? Beni sevmez de aranız düzeldi deme, inanma. Yani tam olarak düzelmiş diyemem. Vallahi Ayşe, bizi çok korkuttun ya. Ferit var ya, yani bir ara dedim ki çocuğun kafası gidiyor hakikaten. Ayşe'cim, sen şimdi hiçbir şey hatırlamıyor musun? Yani hatırlıyorum da bir kısmını hatırlıyorum. Bir kısmını unuttum. Önemli kısmını. Çok şey değil ya. Yani doktorlara göre daha sonra geri geliyormuş zaten. Yani çok kafana takmana gerek yok. Ben mesela dün ne yediğimi unuttum. Biraz yersiz oldu işte. Körle yatan şaşı kalkıyor. İyi akşamlar. Ayşe, geçmiş olsun. Sağ ol. Beynim yanacak şimdi. Ne alaka bunlar? Neyi vurdular? Şimdi Hande ile... Ayşe'cim, sen tabii bunları hatırlamıyorsun. Biz Yaman'la evlendik. Konak da bizim. Ay, şiştim gerçekten ya. Başa döndük ya. O konular konuşuldu. Gereksiz potlar kırıldı Hande'cim. Olaysız dağılabiliriz. Pislik. Aferin benim torunuma. Ayten. Buyurun Yaman Bey. Annemlere sofraya atacağımı söyle. Ya geldiler, buradalar. İyi akşamlar. Siz? Geçmiş olsun kızım. Sağ olun. Pardon, ben bir anda tanıyamadım. Konak çok kalabalıklaşmış bir anda. Onlar benim kayınvalidemle görümcem. Bu arada önemli bir bilgi var, hatırlamıyorsundur. Adnan Baba öldü. Ferit. Hadi çocuklar, siz odanıza gidin, biraz dinlenin. Baban öldü, Adnan amca. Benim de iştahım kaçtı. Kezban, Ayten. Benim de. Buyurun hanıma. Bizim servislerimiz kaldı. Tabii. Hadi. Hatırlamıyorum. Numaracı sahtekar. Herkesi kendin gibi sanıyorsun değil mi? Anlamadım. Yok bir şey. Söyle. İçinde kalmasın, söyle. Yok bir şey dedim ya. Söyle dedim Yaman. Ya tamam, kes, uzatma hadi. Çekil ya şuradan. Oğlum, iyi misin? İyiyim. Her şey nasıl bu kadar değişti? Yaman'la Hande, Yaman'ın annesi ölmemiş miydi? Bir de o kız. Babanı kaybetmiş. Çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Evet, kaybettik. Sağ ol. Anlayamıyorum.
Düşünüyorum, düşünüyorum. Gözümü kapatıyorum, hiçbir şey yok. Hatırlamıyorum. Çok saçma. Sen sadece beni hatırla yeter. Başka hiçbir şeyin önemi yok. Ne yapıyorsun? Üstümü çıkartıyorum. Çok yorulmadık mı bugün? Yatmayacak mıyız? Aynı yatakta uyumayacağız herhalde, değil mi? Sözleşmeyi yazmamıştık ama konuşmuştuk. Hatırlarsın. Dokunmak yok, yan yana uyumak yok. Unuttun herhalde. Unutmadım. Merak etme. Benim derdim dokunmak değil ki. Sadece beni hatırlamanı istiyorum. Bana aşık olduğunu hatırlamanı istiyorum. Evet, şu an hatırlayamıyorsun. Anlıyorum. Ama bu bizim gerçeğimizi değiştirmez ki. Biz birbirimize aşık olduk. Biz birbirimizi çok sevdik, evlendik. Karı koca olduk. Sen benim eşim oldun. Şu an kafam biraz karışık, biliyorum. Ama o zaman sen de yüreğinin sesini dinle. Olmaz mı? O duyuyor mesela beni şu an. Gözlerin, ellerin, saçının her bir teli hatırlıyor beni. Nefesin nefesime karışıyor. Bunlar benimdi galiba. Dişlerimi fırçalayacağım. Çok üzdün beni. Ben de sabahtan beri seviniyorum kocam bana hediye almış diye. Gelince birlikte açarız dedim. Annem için o. Allah muhabbetinizi artırsın. Hayırdır kızım? Sen beni annemden mi kıskanıyorsun? Hayırdır? Ne kıskanacağım ya senin annenden? Gözü yaşlı, ezik oğlan çocuğu yıllar sonra ortaya çıkmış annesinin eteklerinin arkasına saklanıp bana ne oynamayacağım diyor, o kadar. Sen o sesini bir alçalt da millet toplama bizim başımıza. Hangi millet? Hani yoktu onlar senin için? Şimdi de benden mi utanıyorsun sen? Ha? Mahcup mu olursun insanlara? Annen mi kızar yoksa? Ya sen bir sakin olsana ya. Sen bir sakin ol. Bak kızım, ben karşımda gördüğüm bu kadını sevmedim. Anladın mı beni? Ben birlikte yalansız dolansız gülebildiğim Hande'yi sevdim. Onunla olmak istedim. Onunla olmak istediğim için de kardeşimi sattım ben. Kardeşimi sattım, anladın mı? Onu üzdüm. Herkesi üzdüm. Ama sen beni yanılttın Hande. Sen beni çok yanılttın kızım. Sen tam bir hayal kırıklığısın. Sen bundan sonra sadece benim çocuğumun annesi olarak kalacaksın. Çünkü benim sana olan aşkım da, sevgim de, saygım da bitti. Bu kadar.
Yaman. Abi. Ne bu? Annene, yani anneme almıştım. Açmayacak mısın? Açacağım tabii de... Yani çok şaşırdım. Niye zahmet ettin oğlum? Bir şey isteyeceğimi nereden bildin? Benim anneler günüm hep böyle şeylerin hayalini kurarak geçti. Herkes hediyesini alıp annesine koşardı. Ben yorganın altına saklanırdım. O sarılmaları, yoksun olduğum o sevgi anlarını görmemek için. Ama artık üstümdeki yorganı attım. Bugün de benim anneler günüm olsun. Anneler günün kutlu olsun. Güle güle kullan. Sabahlara kadar iğne iple uğraşırken gözünün nurunun eskimesine izin vermem. Bundan sonra kimsenin seni üzmesine izin vermem. Anne. Sabah söylediklerimden dolayı bana kızmadın değil mi? Yok, olur mu öyle şey? Yani aksine ben sana teşekkür ederim. Beni bana gösterdiğin için. Anne fırçası yemek de çok kıymetli bir şeymiş. Ama çok şiddetliydi. Artçıları gelecekse eğer haberin olsun. Yok, gelmez gelmez. Ben kıyamam sana. Günaydın. Saat kaç oldu? Çok mu uyumuşum? Yok, çok uyumadın. Ama kalkman lazım. Yapılacak işlerimiz var. Nasıl işler? Önce şu ilacını bir iç bakalım. Buyur, suyun. Sonra da hazırlan. Aşağı in. Ben seni aşağıda bekliyorum. Aşık mı bu çocuk bana ya? Senin canın bir şey mi sıkıldı? Hı? Ha, yok. Öyle dalmışım. Dikiş makinesini kurdum oğlum. Tekrar teşekkür ederim. Sofra ne kadar güzel. Değil mi? Senin için hazırladı annem. Kendi elleriyle. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ben çayını tazeleyeyim. Sen de ister misin? Yok abi, sağ ol. Benim var.
Günaydın. Biraz konuşabilir miyiz? Afiyet olsun. Konuş, dinliyorum seni. Çok ileri gittim, saçmaladım. Özür dilerim. Saçmalamadın Hande. İçindeki zehri döktün. Kalbimi kırıyorsun ama. Kırılsın. Biraz da senin kalbin kırılsın. Yaman. Bugün bizim ilk sevgililer günümüz. Hani gizlice kampa gitmiştik, hatırlıyor musun? Sen beni ilk defa öpmüştün orada. Hep bunu istediğini söylemiştin. İlk defa sevgilim dedin sen bana orada. Senin olduğun gece. O yağmurlu gece. Affet beni sevgilim. Affederim ama bir şartla. Ne izleyeceğiz? Şimdi seninle çok güzel bir aşk filmi izleyeceğiz. Gözlerime bak. Seviyor muyum sence? Bence çok seviyorsun. Peki sen? Sen beni seviyor musun? Deliler gibi aşığım sana. Her bakışına, her anına içim titriyor. Kadın benim mi diyorum? Benim sevgilim mi? Öpsem ya seni şuracıkta. Kalbim duracak Ferit. Şu an bir sıcaklık oldu. Ben de. Ay Vediye abla, masa çok güzel oldu. Eline sağlık. Vallahi elimden geldiğince bir şeyler yaptım işte. İnşallah bir dahaki seneye de senin 14 Şubat'ını kutlarız Betül'cüğüm. Canım benim vallahi, mutlu olmayı o kadar çok hak ediyorsun ki. Ay beni boş ver Vediye abla. Ya Ayşe sağ salim döndü ya, ben başka bir şey istemiyorum. Hadi bugünün tadını çıkaralım hep beraber. Ay çıkaralım vallahi. Öf, sıkıntı sıkıntı nereye kadar yani? Hah, dizdi mi kurabiyeler annesi? Onlara da koy, tamam. Evet, 14 Şubat'ta sevgilisi olmayanlara Mirza'dan hediyeler. Benim zeytinim var vallahi, siz düşünün. Ben hiç düşünmüyorum, teşekkürler. Ben asla. Ha, çünkü aşk da soruyordu böyle değil mi, geleyim mi gelmeyeyim mi diye. Zahmet oldu, alayım. Ne olacak canım, elime mi yapışacak? Dokan güzelmiş. Teşekkür ederim.
inanmıyorum. İnan. Hayalim de benim. Şimdi gerçek. Burası senin. Yani aslında önceden de senindi de sen hatırlamıyorsun. Biraz karışık oldu. Girelim mi? Geldiniz. Hoş bulduk. Burası çok güzelmiş. Çok sıcak. Çok sevdim. Çok güzel. Sen, ben ve Betül işleteceğiz burayı. Mirza. Da ben şimdi sana onu nasıl tanıştırsam bilemedim ki. Merhaba. Memnun oldum. Belki tanıyorumdur ben seni ama bilmiyorum. Merhaba canım. Çok tatlısın sen ya. Ben tanımadım Maşa abla. Ferit abi. Tanıyacak, tanıyacak. Merak etme. Hadi oturalım. Masa hazır. Gel canım. Tamam. Nasıl geleyim? Nasıl geçelim? Geç hayatım. Buyur. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Yaman abi, beni mi özledin yoksa? Özledim tabii. Ben de seni özledim. Ayşe abla, Yaman abi benim kuzenim, biliyor musun? Öyle mi? Biliyordum ama öğrendim şu an. Sinan abi söyledi burada olduğunuzu. Biz ona istinaden geldik. Rahatsızlık vermek istemiyoruz. Hande bazı şeyler söyleyecek size. Tabii siz de müsaade edersiniz. Ben buraya yepyeni bir sayfa açmak için geldim. Herkese, en başta Ayşe'ye özür borcum var. Hamileyim diye mi bilmiyorum ama yaptıklarım çok acımasızca geliyor şu an. Ayşe'yi daha iyi anlıyorum. Hande, bak biz geçmişte yaşadığımız tatsızlıkları hatırlamak istemiyoruz. Sen de hatırlatmazsan seviniriz. Tamam. O zaman direkt özür kısmına geçiyorum. Ayşe. Özür dilerim. Affet beni. Olur. Zaten bir şey hatırlamadığım için çok da zor olmadı şu an. Betül. Senden de özür dilerim. Eski günlerimizi çok özledim. Peki. Gelin oturun. Biz gidelim o zaman. Rahatsızlık vermeyelim. Kahve içseydiniz bari. Olabilir.
Hande'cim sen kahve hakkını doldurdun bugün. Tabii ben hamile olduğum için evet kahve hakkımı doldurdum. O zaman meyve suyu içeyim ben. Ben sandalye getireyim. Bardaklar nerede, ben alayım? Dur sen hamilesin, ben getireyim. Yok alırım ben. Bunu kocana yutturursun da ben yutmam. Hayırdır? Annenin Yaman'a yutturduğu, sana yutturamadığı şey ne? Söyle ben de bileyim. Oğlum bana bak. Ne dediğini duydum. Bir şey saklama benden. Yalan mı söylüyor? Git Hande'ye sor Ferit, bana niye soruyorsun? Bak. Sen Hande'yi tanımıyorsun. Çok tehlikeli biri o. Bize neler yaşattığını bilmiyorsun. Şimdi bu yalan söylüyorsa, bebeğini düşürdüyse yarın bir gün suçu bize atabilir. Bebeğimi düşürdüler diyebilir. Bu yüzden ne biliyorsan söyle lütfen. Tamam mı? Saklama. Dün hastaneye geldi. Kaza yapmış. Arkadaş konsültasyon yaptı. Bebeğini düşürmüş. Bir bebeği yok. Ama kimse bilmeyecek. Kocama söylemeyin dedi. Tamam? Al işte. Eminsin değil mi bak? Artık hamile değil yani, kesin. Eminim Ferit. Hay Allah'ım ya. Senin en çok o suskun hallerini sevmiştim. Biliyor musun? O zamanki aklımla ne kadar anlayışlı, ne kadar olgun bir adammıştım. Aşkta akıl yokmuş meğer. Nasıl inandım ben sana? Nasıl kanmışım o suskunluğuna, o yalanlarına? Yokluğumla bile yüksün Adnan. O gün beni zorlamasaydın, o gün hakkıma girmeseydin, bana saldırmasaydın, seni öldürmek zorunda kalmayacaktım. Yine kışkırttın beni. Şimdi burada böyle masum gibi yatıyorsun ya. Asla masum değildin Adnan. Sen hiçbir zaman masum değildin. Sadece benim değil. Herkesin hayatını mahvettin. Hesap vermeden çekip gittin. Hayrola Feraye? Adnan'la sevgililer günü mü kutluyorsun? Sen de haklısın. Ancak kısmet oldu tabii. Sen hep böyleydin Azade. Hep üstten bakıp yılan gibi sokmak için insanların zayıf anlarını kollardın. Yanılıyorsun Feraye. Sen Adnan'la evli olan Azade'yi tanıyorsun. Yetim çocukların annesi Azade. Parası olmadığı için evlenemeyen çiftlerin koşarak kapısını çaldıkları ablaları, cenaze olsun, sünnet olsun, Antakya'nın dertlerine ortak olmaya çalışan Azade'yi tanımıyorsun. Sen bir tek Adnan'ı gördün hayatın boyunca ve hayatı ondan ibaret sandın. Ama bak, herkesin gideceği yerde buluştuk işte. Madem öyle, madem ölümlü dünya diyorsun, yaptığın iyiliklerin çetelesini tutmuşsun, bir de gözüme sokuyorsun. O zaman söyle, benimle derdin neydi? Herkesin yardımına koşarken neden hayatı bana zehir ettin? Bak Feraye, benim seninle hiçbir derdim yok. Hiçbir zamanda olmadı. Olmadı ha? Sen beni aptal mı sanıyorsun Azade? Baban da, onun tuttuğu adamlar da her defasında yolumu kesip üzerime saldırdılar. Her defasında ne dediler biliyor musun? Azade mutlu olacak ve sen de buradan defolup gideceksin. Yoksa ölürsün dediler. Şimdi bunları bilmiyormuş gibi numara yapma. Ne diyorsun Feraye? Benim bunlardan haberim yoktu. Ben kimseyi öldürmek istemedim, kimseyi tutmadım. Paranla herkesi satın aldığın gibi o adamları da satın alıp üzerime saldığını biliyorum. İnkar etme. Masum numaraları yapma artık.
Betül. Burayı özel günlere kiraya veriyor musunuz? Bilmem. Hiç düşünmedik. Ama niye olmasın ki? Değil mi Ayşe? Medya abla? Belki. Sevgilim, baby shower partimizi burada yapalım. Hem Betül ile Ayşe de para kazanmış olur. Hande. Kes. Ben bir müzik açayım ya. Ha? Havamızdayız. Betül ile İman'ın arasında bir şey mi vardı? Onlar eskiden evliydi. Gerçekten mi? Neler olmuş ya? Betül çok tatlı kız. Baksana nasıl üzüldü. Öyle. Şarkı güzelmiş. Teşekkürler. Beğendin mi? Hadi gel. Ne yapacağız? Dans edeceğiz. Gerçekten mi? Evet. Hadi. Unutursam düşsün derde. Acısı da kaldı serde. Yüreğim. Ne oldu? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Biraz başım döndü. Ne yapalım, oturalım mı? Ne istersin? Yok, oturmayalım. İyi böyle. Emin misin? Kafamın içi karmakarışık. Bazı yüzler bulanık. Bir süre ama silinmiş. Hiçbir şey hatırlayamıyorum. Ama senin kokun bana sıcacık bir mutluluk hissettiriyor. Bir şeyler hatırlayamayınca korkuyorum. Üzülüyorum. Ya böyle sürerse diyorum. Ama senin kokunu duyunca tamam diyorum. Hiçbir şey olmayacak. Güvendesin. Sana hiçbir şey olmaz diyorum. Ayşe abla, şarkı bitti. Ne yapalım? Oturalım mı diyorsun yani? Hadi gel biz de dans edelim. Benimle mi? Evet. Ben pek bilmem dans etmeyi. Rezil oluruz. Ben de beceremiyorum. Olalım, rezil olalım. Hadi. Şarkı varsa? Dans var. Telefona bir bakıp geliyorum. Adı Betül olmasın. Anneciğim uzatma. Bir şeyi de uzatma. Gidelim hadi. Uzatmıyorum. Lavaboya gideyim. Kalkalım. Tamam, teşekkür ederim.
Ferit. Annenin özür dilemesi bana olan nefretini geçirmez belki ama... en azından Ayşe'nin yüreğini soğutur diye düşünüyorum. Bende nefret falan yok. Aslında sen iyi bir şey yaptın beni anneden kurtararak. Sayenizde Ayşe'yi buldum. Benim sana teşekkür etmem lazım. Bu arada Hande gibi bir kadına özür diletmek de her baba yiğidin harcı değil. Tebrik ederim. Özür için sağ ol. Sen sağ ol kardeşim. Bak, her ne kadar seninle kan bağımız olsa da... Hande yanındayken benim kardeşim olman imkansız. Ferit, kız pişman, görmüyor musun? Görüyorum. Sen de onun bize yaptığı her şeyi gördün. Ben onun yaptığı her şeyi unuturum. Unuturum da o benim çocuğumu öldürdü. Onu nasıl unutacağım? Sen de buna rağmen tuttun, evimize getirdin onu. Eyvallah. Allah'tan Ayşe hiçbir şey hatırlamıyor. İnşallah da hatırlamaz böyle kötü şeyleri. Şimdi sen bana aşk dersin, sevgi dersin. Anlarım, saygı duyarım. Ama anlamadığım şey ne biliyor musun? Ya Hande annesinin yüreğini bile katılaştırmış bir kadın ya. Kadıncağız çekti gitti bunun yüzünden. Ben böyle bir sevgiyi sorgularım, kusura bakma. Hiç mi aklını çalıştırmıyorsun ya? Yani sen şimdi bana karnında bebeğin taşıyan kadını bırakma diyorsun. Evladından vazgeç mi diyorsun? Ben ne yapayım Ferit? Hayır hayır, ben böyle bir şey söylemiyorum sana. Her koyun kendi bacağından asılır. Senin hayatın senin kararın, beni ilgilendirmez. Ben sana diyorum ki Hande'yi bana kabul ettirmeye çalışma, tamam mı? Bu benim net kararımdır. Bu konu kapanmıştır. Aç biraz gözünü. Bu kadar kör olma. Ne diyorsun oğlum? Allah. Boş ver. Önemi yok. Ya bir cümleye girdin, devamını getir. Söyle, ne diyorsun yani, ben ne yapayım? Sen evladından vazgeçer miydin? Oğlum, insan olan evladından vazgeçebilir mi? Ben sana böyle bir şey der miyim? Ama sizin çocuğunuz yokmuş. Tamam mı? Aç biraz gözlerini, aç. Anne hamile değilmiş. Ne demek hamile değil ya? Dün kaza geçirmiş, hastaneye gitmiş. Düşürmüş bebeğinizi. Şimdi de herkesten saklıyor işte. Hamile değil. Sakin olmaya çalış. Nasıl? Ya işte... Var mı Hande? Ne biçim soru o ya? Manavda domates var belki. Hamile misin? Değil misin? Hamileyim. Daha soruyorum. Hamile misin, değil misin? Ben öyle biliyorum. Biliyorsun. Evet. Bak. Sana çok net bir soru soruyorum. Hamile misin, değil misin? Ne yapıyorsun sen ya? Herkesin içinde. Sevgililer gününde ne yapıyorsun sen? Sana hastaneden düşürdüğüne dair, bebek düşürdüğüne dair bir rapor verdiler mi, vermediler mi? Saçmalıyorsun şu an. Kim sokuyor aklına senin bunları? Ne zaman söyleyecektin bana hamile olmadığını? Ne zamana kadar saklayacaktın, hı? Ne zamana kadar saklayacaktın? Ben hamileyim.
kimseye hiçbir şey kanıtlamaya ihtiyacım yok. Yeter ama. Hande'nin bu kadar üstüne gitme. O ona özel bir konu. Gel buraya, gel. Gel. Gel bak, insanlık gör bak, insanlık gör. Bu kız hala seni savunuyor. Sen nasıl bir insansın ya? Ne yapacaktın? 7 ay sonra da beni kandırmaya devam mı edecektin? Birinin bebeğini bulup bu bebek bize mi diyecektin? Ne diyecektin? Ben cani miyim? Birinin çocuğunu falan mı kaçırıp sana getirecektim? Ne diyorsun sen ya? Beynini yıkamışlar senin. Sen benim tanıdığım Yaman değilsin. Kızım, sahtekarlık senin paçalarından akıyor ya. Sen nasıl bir insansın? Ama ben bunu tahmin etmeliydim. Anasını babasını harcayan beni de harcar. Ben bunu bilmeliydim. Ben salağım ben, salak. Salak. Bu çocuk iyi ki düştü Hande. İyi ki bu çocuk doğmayacak. Biliyor musun? İyi ki doğmayacak. Çünkü sen hırsların yüzünden evladını bile harcarsın. Yeter ya. Ben hiç kimseye hiçbir şey ispat etmek zorunda değilim. Ne haliniz varsa değil. Hande buraya gel buraya sen. Kaçamazsın benden. Gel buraya gel. Yaman. Çocuğum gitme şimdi üstüne lütfen. Sakinleşsin, ondan sonra konuşursun. Yok öyle bir şey. Öyle hemen kaçamaz. Bana söyleyecek her şeyi. Ben o bebeği düşürdün diyecek. Seni kandırdın diyecek. Bana bunun hesabını verecek, tamam mı? Yaman. Yaman dur, yapma Yaman. Betül çekil önümden. Çekilmeyeceğim, bırakmıyorum seni. Betül sen akıllanmayacak mısın ya? Gözünü seveyim, yapma bak. Beni neden korumaya çalışıyorsun Betül? Ne, sevme beni. Beni sevme artık lütfen, bak bırak, nereye gidiyorsam gideyim, belamı bulayım lütfen ya. Nasıl bırakayım ya? Nasıl bırakayım şu haline bak? Nasıl bırakayım ben seni? Betül bak, beni korumaya çalışma lütfen. Bak ben çok büyük bir hata yaptım, bunun da bedelini ödeyeceğim. Bak ben herkesi kaybettim, seni kaybettim, kardeşimi kaybettim, anladın mı? Bak bir kere benden gitmişken artık geri gelme, ben yoluma gideyim, sen de yoluna git. Lütfen bırak beni, lütfen. Yaman! Yaptığının bedelini çok fena ödeyeceksin Yaman. Çok fena ödeteceğim sana. Unutma bugün. Sen de gelip bana af dileyeceksin. Önümde diz çökeceksin. O gün ben de senin canını yakmazsam Allah beni kahretsin. Görüşeceğiz seninle. Ne bakıyorsun gerizekalı? Hayır. Babam böyle bir şey yapmaz. Babam seni öldürmek istemiş olamaz. Ne bakıyorsun? Söyle. Söyle, içinden ne geliyorsa söyle. Bitmedi senin bana hakaretlerin zaten. Bitmiyor. Sen var ya sen. Sen zehirli bir sarmaşıksın. O yalandan kanatlarının altına aldığın onların hayatlarını bile zindan ediyorsun sen. Herkesin hayatını gizli gizli yönetmeye çalışıyorsun. Bana da aynı şeyi yaptın çocukluğumdan beri. Senden nefret ediyorum. Bu konaktan da, bu konakta yaşayan herkesten de nefret ediyorum. Bana hissettirdiklerinden nefret ediyorum. Anne ne oluyor, ne bağırıyorsun? Sana ne ya? Sen kimsin? Niye soruyorsun bana? Sen niye geldin buraya? Takmışsın kızını koluna, gelmişsin konağa. Oğlunun aklına nifak sokuyorsun. Düzenimizi bozuyorsun. Ne istiyorsun sen? Para mı? Para istiyorsan Yaman versin sana, defol git bu konaktan. Yeter ki gidin. Oho! Hayırdır?
Sen kimi kimin evinden kovuyorsun kızım? Cevap ver bana. Sen kimi kimin evinden kovuyorsun? Annemden hemen özür dileyeceksin. Bırak! Annemden hemen özür dileyeceksin. Ben kimseden özür dilemem. Gel buraya gel. Ya kızım, sen nasıl bir insansın ya? Sen nasıl bir yalancısın ya? Bir de utanmadan anneme aşağı terbiyesizlik yapıyorsun. Ne diyorsun ya? Ne yalanı? Ya kes yalan söylemeyi bana, kes! Kes yalan söyle! Bebek düştü değil mi? He? Bebek düştü. Yalan söylüyorsun, beni parmağında oynatıyorsun. Hepimizi parmağında oynatıyorsun. Kes yalan söylemeyi! Düştü! Düştü bebeğim, düştü! Zaten sadece benim bebeğimdi o. Senin değildi, sen ne zaman ilgilendin onunla ya? Bir kere olsun karnımı okşadın mı sen benim? O da gitti, terk etti beni, gitti işte. Anne bak, bak beni insanlıktan çıkarma anne. Beni insanlıktan çıkarma. Bana bir kere bile dürüst davranmadın sen. Bana bir kere bile dürüst davranmadın kızım. Ben baba olacağım diye bekliyorum. Sen bebeği düşünüyorsun, bana söylemiyorsun ya. Senin annen var ya çok haklıymış kızım, biliyor musun? Sen tam tımarhaneye yatmalık bir insansın ve annen çok haklıymış. Öyle mi? Ben deliyim. Bu konaktaki herkes normal. Senin annen normal. O sinekten bile yağ çıkarmaya çalışan kız kardeşin normal. Ben deliyim, öyle mi? Niye evlendin o zaman benimle? Niye sevdin beni? Ya zaten seni sevdiğim güne de, evlendiğim güne de lanet olsun ya. Defol git lan buradan. Defol git. Gitmiyorum. Hiçbir şey öyle kolay değil. Sen beni böyle bağırıp çağırıp ezemezsin, anladın mı? O beni ispiyonlayan Ferit'ten de, o bütün konaktan da senden de intikamımı alacağım. Burnunuzdan fitil fitil getireceğim size. Getirirsin aynen. Getirirsin. Efendim Yaman. Alo Hüseyin Bey. Şimdi bu konağa geliyorsun, bu kızı ne burada alıp götürüyorsun, yoksa benim elimden bir kaza çıkacak. Hop hop. Yavaş gel ya. O benim kızımsa senin de karın oğlum. Benim karım falan değil. Karım falan olmayacak. Ben boşanacağım. Anladın mı? Bak benim sabır taşım çatladı. Öğrendin demek ha? Kızım haklıymış. Oğlum böyle kestirip atamazsın bak. Evlilik böyle. Kızım çok zor zamanlar geçiriyor. Yarın konuşursunuz, barışırsınız. Geçer gider ya. Bak hiçbir şey geçmeyecek diyorum sana. Anlıyor musun? Ben boşanacağım. Bitti. Yaman. Boşanmak o kadar kolay değil ha. Bu işin bedeli çok ağır olur. Sen bir daha düşün istersen. Ulan seni de ben var ya. Gel buraya sen. Bırak beni. Gel buraya. Bırak dedim. Bırak. Sen benden bu kadar kolay vazgeçemezsin. Beni kovamazsın sen. Bırak dedim. Yaman. Gel buraya gel. Canımı acıtıyorsun. Gel gel gel, konuş şimdi, duysunlar. Ah. Hadi gel. Yaman. Ne yapıyorsun oğlum, kendine gel. Ben hiçbir şey yapmıyorum anne. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Her şeyi o yapıyor. Bu kadın hamileyim diye yalan söylüyor. Bence hiç hamile bile kalmadı. Düpedüz yalancı bu kadın. Konuş. Oğlum bak, ne olursa olsun karının canını yakamazsın. Duydun mu beni? Sen hastasın. Şizofren manyak. Ne demek hamile bile kalmadı? Senin bu oğlun var ya, benden daha deli. Bunu yatırmak lazım tımarhaneye. Anne sen de bir sus artık. Bunlar böyle orta yerde konuşulacak şeyler mi çocuklar? Tamam bir sakinleşin. Yaman al karını, hadi çıkın bir hava falan alın, bir kendinize gelin. Ben bu kadınla bir adım bile atmam bak Hande. Seninle aramızdaki her şey bitti. Gözüm görmesin seni, defol git bu konaktan. Seni çok seviyorum. Ne olur benim ol. Ne olur evlenelim. Ben her şeye razıyım. Ben sensiz yapamam. Sen benim ömür boyu kalbimde olacaksın Hande. Bunları sana ben mi söyledim? Ben miyim yalancı şimdi? Sensin yalancı. Yaman. Rüyam. Oğlum bu saatte karını dışarı atamazsın. Bu kadar vicdansız olamazsın. Tamam, illa boşanacağım dersen onu sonra düşünürüz, tamam mı? Ama bak, bana bak. Şimdi sen bir git, bir topla kendini ha. Ne olur azıcık hatırım varsa. Hadi Yaman, lütfen. Tamam, ben şimdi gidiyorum. Bana bak bana. Ben şimdi buradan gidiyorum. Sabah pılını pırtını toplayıp bu konaktan defolup gidiyorsun.
Gülsen. Gülazade Hanım. Olacağı buydu. Yalancının mumu yastığa kadar yanar malum. Geç bile kaldı. Herkes dinlesin. Hepiniz dinleyin. Hatta bütün Antakya duysun. Bu böyle bitmeyecek. Benim canımı acıtan herkesten teker teker intikamımı alacağım. Hepinizin burnunda teker teker getireceğim bunu. Bu geceyi kimse unutmasın. Bu geceyi hepiniz hatırlayın. Anne, pişman olacağın şeyler yapma kızım. Kızım ne ya? Kızım ne? Ben kimsenin kızı değilim. Senin kızın hiç değilim. Kezban, ne bu telaşın? Hande. Hande'yi odanızdan çıkarken gördüm. Sakın bir şey almış olmasın. Ne almış olabilir? Bilmiyorum, bilmiyorum. Görmedim ama hali hal değildi. Bu kız. Yağmur yağacak gibi sanki. Islanırsak? Islanırsak ıslanalım. Sen seversin yağmurda dans etmeyi. Ya ne dans etmesi? Hava buz gibi. Ne konuşacaksak burada konuşalım. Sen aslında benim konuşacağım her şeyi o kadar iyi biliyorsun ki. Ama hatırlamıyorsun işte. Ne dedim sana? Kalbinin sesini dinle olur mu? Ay ay. Ferit. Efendim? Hatırlıyorum. Neyi? Hatırlıyorum. Seni, bizi. Başka? Seni ne kadar çok sevdiğimi hatırlıyorum. Ne kadar çok seviyormuşsun? Çok işte. Çok seviyormuşum.
Çok seviyorum. Güzel, yani artık her şeyi hatırlıyorsun öyle mi? Süper. Gel buraya, gel. İnşallah tatsız şeyleri hatırlamıyorsundur. Hatırlasan da artık hayatımızda kötü bir şey olmayacak. Söz veriyorum sana. Yaman, oğlum. Efendim anne. Anne Azade'nin silahını alıp çıkmış. Ne? Yani bir şey, başı böyle gözü dönmüştü. Sana bir zarar verebilir, lütfen dikkat et. Tamam anne, tamam. Onun derdi bende değil ya, tamam. Kapat, benim Ferit'i aramam lazım hemen. Kapat anne. Üzümlü mü bakarsın sen? Üzümlü olmak kimsenin tercihi değil bence. Mutsuz olmak bir tercih ama. Yüreğini karartan şeylerden kurtulmak da. Aşk. Seçim mi sence? Her hikayenin bir sonu var Betül. Hikayesi bitmiş aşkın. Esareti başlar. Senin Yaman'a olan bakışlarında ben hikayesi bitmiş bir aşk sezinliyorum. Keşke seçebilseydim. Ne yapardın seçebilseydin? Seçtiğim adamla. Deneyelim mi? Neyi? Seçim yapmayı. Mutlu olmayı. Uzaklara gitmeyi. Sen ve ben. Dalga mı geçiyorsun? Gayet ciddiyim. O derin bakan gözlerinde kaybolmak istiyorum Betül. Var mı bekleyenin? Arda nereye? Fark etmez. Yarın sabah ilk uçak nereyeyse oraya. Buradan uzaklara.
Telefonu çalıyor. Aman çalarsa çalsın, boş ver. Çok üşüyorum. Daha çok sarıl bana. Sıkı sıkı. Sen beni ısıtıyorsun. Tamam. Hadi gel arabaya geçelim, çok üşüdüysen. Hadi gidelim artık. Ferit! Hayırdır Hande? Vedalar sevgilinle Ayşe. Hande ne yapıyorsun Allah aşkına? İndir şu silahı. Hande yeter artık, yapma. İnsanların daha fazla canını yakma. Sen susacaksın. Sadece izleyeceksin. Yaklaşma. Ferit. Bilerek yaptın. Elimde hiçbir şey kalmasın diye. Her şeyimi aldın elimden. Hayatımı mahvettin. Gittin Yaman'a bebeğimin öldüğünü söyledin. Yaman senin yüzünden terk etti beni. Ama bitti. Ben de seni mahvedeceğim. Bitireceğim seni. Hande. Hande indir şu silahı. Oturalım, sakin sakin konuşalım lütfen. Ayşe sus. Sus Ayşe. Hande tamam. Anlıyorum, canım yanıyor, ciğerin yanıyor, yüreğin yanıyor. Bebek kaybetmek kolay bir şey değil, biliyorum. Lütfen. Söylediğin hiçbir şey etkilemiyor. İnanmıyorum sana. Ben de kaybettim bebeğimi. Çok acı çektim. Seni anlıyorum. Ama lütfen sakin ol, tamam mı? Sonradan pişman olacağın şeyler yapma Hande, lütfen. Ayşe geri çekil. Hande lütfen, indirir misin şu silahı artık? Ayşe. Öldüreceğim seni. Hayatını mahvettin. Hande! Öldüreceğim seni. Ferit! Yaman. Yaman. Yaman.